Devam edelim. Çünkü gerçekten cumhuriyetin altından laikliği çektiğinizde geriye kopkuyu bir karanlık, bir bağnazlık kayıyor, kalıyor. Yani laikliği çıkarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, devleti burka giydirmiş gibi olursunuz. O kadar 1000 yıl geriye götürürsünüz. Ve maalesef bazen bu tartışma konusu da oluyor. Ya laiklik o kadar da işte aşındırılmıyor, işte bu toplum laikliğe sahip çıkar gibi ne diyelim, bu konuda daha umutlu arkadaşlarımız var. Ben çok da öyle düşünmüyorum. Çünkü gerçekten karşı devrimci bir iktidarın hem Türk toplumunu hem de devletin anayasal kurumlarını nasıl hızla gericileştirdiğini görüyoruz. Zamanında son derece modern olan devletlerin bir anda nasıl Orta Çağ karanlığına gömüldüğünü, hem İran örneği hem Afganistan örneği var, değil mi? Evet. Ortada. Türk toplumu da, Türk toplumundaki bir kitle de onlardan farklı değil. Farklı düşünmüyor. Gericilik çok organize Türkiye'de. Gericilik, bağnazlık bir organize kötülük şeklinde devam ediyor. Bu iktidar da buna fırsat verdiğinde bu karanlık hızla büyüyor. Türkiye'de ben 100. yılında Cumhuriyet'in böyle bir büyük tehlike ve tehdit görüyorum Sayın Kazmaz. Çok konuşulmuyor ama bence en çok konuşulması gereken mesele bu. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl tarif ediyorsunuz Ben laikliği? kesinlikle bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının eğer bugün diğer İslam ülkelerinden farklı, modern, çağdaş, uygar bir seviyede yaşıyorsa bunun laikliğe borçlu olduğunu, bu seküler yaşantının diğer Arap ülkeleri ve İslam ülkelerinden çok daha farklı ileride uygar düzeyde yaşanıyorsa bunu da laik devlete ve cumhuriyete borçlu olduğunu bilmeli. Bu borcu hissetmeli. Neden hissetmeli? İkinci yüzyıla girdiğimiz bu dönemde devletin içi boşaltılarak, bak bu çok önemli. Biz anlatamıyoruz laiklik konusunu. Anlatamadığımızdan dolayı tarikatların yaptığı iş ve eylemleri makul görebilecek bir toplum var şu anda. Eğer laiklik konusuyla Atatürk'ün, tarikatların, cemaatların, şeyhlerin, dervişlerin ortadan kaldırılıp da halifeliğin ve saltanatın ortadan kaldırıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrikalar, bangalar açarak, toprak dağıtarak çok hızlı bir şekilde ilerlemesinden sonra tarikatlarla ilgili söylemlerine halk ne kadar inandı, inanmadı. Çünkü laiklik din düşmanlığı değil. Tarikatlar sürekli olarak laikliği zedelemek için din düşmanlığı üzerinden propaganda yapıyorlar. Maalesef cahil halkın bir kısmı sanki laiklik ve cumhuriyet Atatürk'ün yaptığı bu devrimlerin din düşmanlığı kisvesi altında tarikatlarda sunuyorlar ve böyle bir kitle yaratıyorlar. Şimdi burayı dikkate altını çizmek gerekir. Tarikatlar bu işlemlerini Atatürk inkılap devrimlerinden sonra yer altına inip orada palazlandılar. Siyasal bir tercih bulduklarında tekrar devletin içerisine yuvalandılar. Bu yuvalanmaya müsaade ettiler. Özellikle Menderes döneminden başlayan bir olay vardır ki günümüze kadar bu devletin özellikle içinde yuvalanmasına, güçlenmesine, palazlanmasına çünkü bunları siyasi iktidarlar bu tarikat camiasını kullanarak oy devşirme alanı olarak gördüğünden dolayı tarikatların yaratmış olduğu İslam'ın hırpalanması, dejene edilmesi, Kur'an'da olmayan, İslam'da olmayan tarikatların devlet içerisinde ne işi var? Dinin bir yerde olması gerekir, devletin bir yerde durması gerekir. Dinin hiçbir zaman için inanç özgürlüğünü, vicdan ve inanç özgürlüğünü Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını yasakladığını gördük mü? Hayır, görmedik. Pekala, dinin devlet içerisindeki örgütlenmesini, biz devletin kurumlarında palazlanıp yön vermesini, yol vermesini değil de dinin kendi içerisindeki inanç, mezhep ve diğer
örgütlenmelere yasal bir çerçeve çizerek yönetimden uzak bir yerde durarak sadece bir Müslümanın kendi inançları doğrultusunda yaşamasına herhangi bir engel var mı? Yok. 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 Ama tarikatların az evvel hocamın da söylediği gibi bütün Türkiye'nin gözü önünde olan 6 yaşındaki olayı bütün nefretle kınamamıza rağmen bu konularla ilgili tarikatların şu anda daha güçlü bir şekilde bakanlıklarda, devlet kurumlarında örgütlendiğini, ticarete yol verdiğini, siyasi anlamda palazlandığını biz izliyoruz. Bütün bunlar Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl ki ilk yüzyılda şer güçler tarafından sürekli olarak yıkılmaya çalışan Cumhuriyet şu anda daha güçlü bir şekilde. Geriye dönüp baktığımız vakit FETÖ denen örgütün ki bugün 30'a yakın tarikat var, 400 üzerine FETÖ gibi kol var bu ülkede. Bu işi yapabilecek bir şekilde devletin içerisine güçlenerek bu belayı Türkiye Cumhuriyeti'nin başına sarmadı mı? Sardı. Şu anda ise tarikatlar gene devletin içerisinde ama yasaların el verdiği ölçüde önleri açık bir şekilde. Tarikatın laik yasayla beraber ne bağlantısı olabilir? Hiçbir bağlantısı olamaz. Medeni kanunda mirastan bahsetti o zaman, evet. Evlenmekten bahsetti. Bunlar tarikatın kendi cismani anlamda kurdukları işlevdir. Bunların Türk yasasıyla, ceza yasasıyla, medeni yasayla hiçbir ilişkisi yok. Devletin yasasıyla tarikatların yasası şu anda farklı ama tarikatlar kendi içerisinde yaptıkları bütün yaşam modellerini Türkiye'ye benimsetmeye evet. Ve yarın yaptıkları bütün bu hukuka karşı, yasaya karşı, insanlığa karşı suçları bizim de normal görmemizi istercesine basını var, televizyonu var. Devlet bunlara çok suskun. Bizim Türk Ceza Kanunu bu konularla ilgili devletin yasası tarikatlarla ilgili ılımlı, hatta ve hatta destekleyici yayınlar, yasalar, yönetmenlikler, kitaplar, dergiler bütün bunların bir tek nedeni var. Şer güçler laiklik konusunda Büyük Orta Doğu projesi içerisinde Türkiye'nin konumunu paylaşan emperyal güçlerin ülkemizdeki tarikat bağlantısını da evet. Göz ardı bu, etmemek çok doğru, gerekir. Çok doğru. Bir nokta koyalım Sayın Kazanç. Çok önemli. Tarikatların birçoğunun altını kazıyın. Altından gizli servislerin çıktığı şüphesiz bir gerçek. Aşırı dinci örgütlerin de perde arkasında yine emperyalist devletlerin gizli servisleri var. Şimdi sevgili